Ne haber? Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Benim giriş tarzım böyle abi. Müthiş. En samimisi. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel. Program çekeceğiz. Adı yok ki daha. Nasıl çağıracağız acaba? Hakikaten ya bu at sorunsal haline geldi. Yaklaşık bir saatten beri düşünüyoruz isim ne olacak diye. Kaçamazsın. Keşifçi. Öncelikle bizi konu kaldığın için teşekkürler. Ya, olur mu? Ben bugün Babala TV'nin bütün hizmetleri bize verildi. Sağ olsunlar. Videomuzu da yapıyorlar. Arkadaşlar hakikaten değişik bir video oluyor benim için de. Oğuzhan'la pin şekillerinde tanıştık. Bize birisi bir Türk çoban köpeği bir kangal hediye eder mi şeklinde başlamıştı konu. Sonra kendimizi bir anda Babala TV çekimlerinde bulduk. Benim de mesela merak ettiğim sorular vardı ama yılbaşı çekimlerine gelmiştik Pinç'in. Burada ciddi bir tempo vardı. Hadi. Adam atlıyor gidiyor ya. Keşfetsin o. Keyfine baksın. Ciddi yoğun bir tempo vardı. Oğuzhan'la da çok fazla sohbet edememiştik. Ben mesela bugün bizim kanalımızın takipçileri için bazı sorular yöneltmek istiyorum. Çoban köpeklerine olan ilgin nasıl başladı? Her Türk genci gibi başladı. Aa, kurt yiyorlarmış bunlar diye başladı. Çok seviyoruz zaten. Hayvanları çok seviyoruz. Köpeklere ekstra bir ilgimiz var çocukluktan beri ailemle beraber. Çünkü askeri ortamda büyüdüğümüz için Gemlik'te köpek taburu ziyaret ettim. Köpek taburu var ve altın madalya almış bir kurt köpeğiyle tanıştım orada. Yani altın madalyası var. Uludağ'da kaç kişinin hayatını kurtarmış kaybolan. Göçük binalardan kaç kişi çıkartmış köpekler. Hepsi orada. Ve böyle madalyalı böyle duruyorlar. Dedim ki demek ki eğitim şart. Evet kesinlikle. O yüzden çok sıkı olmasa da takip ediyorum bu dünyayı. Ama hiçbir bilgimiz olmadığını ve çok cahil olduğumuzu gördük. Özellikle seninle tanıştıktan sonra. Eyvallah. Halbuki ne büyük değerlerimiz var yerli ve milli olarak da. Yerli ve milli bizde bir başlık son dönemlerde ve altı çok büyük övgülerle ve alkışlarla dolduruluyor ya. Evet. Aslında doldurulmayan çok daha fazla değerimiz var. Sen onlardan birini doldurmaya başladın YouTube kanalında. Ben seni de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. En azından YouTube'u yeni medya olarak gördüğün ve insanlara bilgi aktarmaya çalıştığın için. Bizim orada naçizane isteğimiz Berk'in partındaydı o sahne. Dedim ki hani koskoca bir YouTube kanalı, bir sürü de izleyicimiz var. Belki duyarlar sesimizi dedik, biz de istiyoruz dedik. Teşekkür ederim, kayıtsız kalmadınız siz de. Yani bizim için de bu macera nasıl başladı ben ondan kısaca bahsedeyim. Büyük olasılıkla hayvan sevgisi çocuklukta genetik olarak bizden beraber gelişiyor. Benim ilk köpeğim sokaktan tuttuğum bir köpekti. Sokaktaki köpeği getirdik, evimizin altına bağladık. Ona anneden babadan kaçak süt, ekmek verdik. Evet. Birinci evre böyle başladı. Sonra... Peki isimsiz kahramanı nasıl bir gelecek bekliyor? Onunla ilgili planların nelerdir? Yani şöyle tabii ki ev gibi bir canlı. Kocaman. Bunu alayım da evde besleyeyim durumu bizde yok. Özellikle bizim Berk'le beraber sunduğumuz haberde de sanıyorum Adriana Lima bir Sivas Kangal köpeğini sahiplenmiş, evet. Almış. Üstünde yatıyor falan filan. Tabii köpeğin yerinde olmayı çok istiyoruz ama köpeğe bu muameleyi biz yapamayız. Alıp da dev gibi bir köpeği evimizde besleyemeyiz. Biz bunu zaten şu sebeple istemiştik. Bizim bir çiftliğimiz var Bursa'da. Bursa'daki çiftlikte Kafkas çoban köpeğimiz var. Rottweiler'ımız var. Bir de Pitbull kırmamız vardı. Bunlardan bir tanesini vurmuşlar biliyor musun orada? İnsanlar çiftlik arazisi, ağaçlar falan içiyorlar mı içiyorlar. Pompalı tüfekle falan vurmuşlar köpekleri. Ailem de o köpekleri yaralı halde bulmuş. Amcam da veteriner. Amcama önce tedavi ettirip sonra çiftlikte bakmaya başlamışlar. Hiç öyle köpek bakan, besleyen ya da çiftlik kanunlarından bir haber insanlar aslında. Ama evet. Emeklilik öğreniyorlar. Bir anda sahiplenince birçok köpeğimiz olmuş oldu çiftlikte. Çakallar iniyor bazen. Onları kovalıyorlar, havlıyorlar falan. Orada büyük bir doğa sistemiyle karşı karşıyayız. Dedik ki en azından çiftlikte kendi doğasında büyür, kesinlikle. Mutlu olur. Adamım ne yapıyorsun sen orada altın falan mı arıyorsun? Keşifte ya, keşifte ya. Şimdi çoban köpekleri doğaları gereği özgür ruhlu canlılar. Mesela kısa zincirlerde, beton zeminlerde ya da şehir içindeki hayata çok uygun değiller. Mümkün olduğunca doğalarının yaşaması için en az 25-30 metrekarelik bir kafese ihtiyacı var. Ve gün içerisinde muhakkak yarım saatle bir saat arasında serbest dolaşmaya ihtiyacı var. Bunu en azından sağlayabileceğim bir ortam var. Bu mükemmel bir artı. Bir de ekstra olarak ben hazır seni konuk almışken kanalımıza büyük olasılıkla izlenmemize bir tık daha artısı olacaktır. Beraberinde şunu da söyleyeyim istiyorum. Türk çoban köpekleri konusunda ciddi bir algı karmaşası var. Senin bahsetmiş olduğun gibi işte her köpek kangalmış gibi bir algı bizde var. Bizde de vardı işte. Evet. Sen bizdeki algıyı da yıktın. Yani biz kuyruğu kıvrık köpek gördüğümüz zaman kangal diyorduk. Ya da bizden büyük bir şey gördüğümüz zaman da kangal diyorduk. Ama öyle değilmiş. Evet. Hem Aksaray malaklığımız var. Hem Anadolu çoban köpeğimiz var. Hem kangalımız var. Hem akbaşımız var. Ülkemizin her bir noktasında farklı milli değerler var. Yavaş yavaş da Türkiye'de kinoloji dediğimiz köpek bilimi yeni gelişmeye başladığı için köpeklerin fenotipine yani dış görünüşüne göre ayrışımları yeni başladı. Kayıt sistemleri de yeni başladı. Maalesef ülke olarak bazı değerlerimizi geç koruyoruz. Ve kayıt tutmama yapımız var yani. Yazıya dökmüyoruz hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi dökmüyoruz bu arada. Yani kendi hayatımızı da arşivlemiyoruz aslında. Kesinlikle. O konuda büyük sıkıntılarımız var. Ama düşün senin burada anlattıklarını ve senin kanalını izleyerek ben de o şekilde uyum sağlayacak bu hayvan çiftliğe. Yani evet. Ben de onu kendi başıma ya acaba şunu yapsak ne olur gibi deneysel denemelere maruz bırakmayacağım. Senin kanalın bu açıdan da çok faydalı olacak. Evet. Bir de şu var. Biz maalesef ki içeriklerin içerisine bilgiyi enjekte etmek durumda kalıyoruz. Çünkü spontane yapılan ama belki kızacaklardır. Bana sorarsan hiç içeriği dolu olmayan işler daha fazla izleniyor. Biz de bu
bu sisteme yenik düşmeden onun aksiyon kısmını ya da merak kısmını kullanarak içine araya da bilgiyi enjekte ediyoruz. En güzeli. Bir sürüyü nasıl korurla ilgili örnekli başlıklar verdiğin zaman bu çok izleniyor. Açık söyleyeyim ben de izliyorum. Aradık sürekli böyle hatırlasana. Tek başına sürüyü koruyan kangal falan videolar. En çok izlenen videolar. Biz de çok izledik bu videoları. Bu videoları bilinçli bir şekilde izletirsen insanlar işte aslında bu köpek tek başına bir çoban köpeğinin asla bir kurda galip gelmesi mümkün değil. Ancak sürü halinde giderlerse falan olur filan olur. Dediğim de yani yavru kurtlardan falan bahsetmiyorum. Bayağı sen bir şey söylemiştin. Tabii içeride. Alfa kurt. Alfa yani, kurt falan. Lideri. Tabii yani o kurtların taktikleri şunlar bunlar inanılmaz stratejiler. Yani insan gibi hareket ediyor. Sen bu bilgileri ne kadar çok anlatırsan insanlara bir şekilde yani sıkılmadan bilgiyi de alıp eğlenerek de bir şekilde öğrenerek de videoyu bitirirler. Bence çok güzel fikir. Kesinlikle zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Mesela sürü koruma köpeklerinin davranışlarını çekmeye çalışıyoruz ama çok zor. Mesela stüdyo ortamı yok. Rüzgar var. Köpeğin psikolojisi ona uygun mu? Bir yandan koyunu çekmeye çalışıyoruz. Koyunlar öbür tarafa gidiyor. Çoban çeviriyor. Köpekler kafasına geçiyor. Koyun telif adam. Pardon özür dilerim. Senin sıkıntı yok abi. Bizim içinde hem action olan falan filan prodüksiyon gerekiyor bunlar için. Yapıyor abi el alem. Kuşun doğumunu çekiyor. Neredeyse yumurtanın içine kamera koymamışlar anasını satayım. Ki koymuş da olabilirler yani. Neyse kanal artık tutsun diye en son kendimi ısıttırabilirim. Yapabilecek bir şeyim yok. Bir sonraki videoyu kim çekecek? Çoluk çocuk size emanet edeceğim. Arkamdan ya bakarsınız. Yani seni bunlardan biri ısırırsa ben zannetmiyorum ki bir sonraki video gelsin. Aynen öyle. Şimdi proje daha var kafamda. Full bite bir kıyafet alacağım. Ne kadar kontrollü olacak bilmiyorum. Gideceğim mesela yolun kenarında bir sürüyü çekeceğim arabayı. İneceğim o ısırma kıyafetiyle sürünün içine dalacağım. Bakalım köpekler bana ne yapacaklar ama kafayı nasıl korurum ya da elleri nasıl korurum onu düşünüyorum. Beraber deneyelim mi böyle bir deneyim yaşamak ister misin? Ben istemem tabii ki. Bir insan bunu yapmaz ama çok izlenir. Böyle bir şey yaparsam ben izlerim en önce yani. Bana da linkini at lütfen. Tamam. Var mı feda etmek istediğin birisi? Hepsi canım. İlk Nur'u hariç. Ona doymazlar çünkü devam ederler. Küçücük kız. Ama böyle bir video yaparsam bence ne zaman yapacağını bize söyle. Biz ekip olarak gelip sana destek de olalım. Tamam süper olur. Kamera mamera biz de çekelim yani. Böyle bir anı niye kaçıralım abi? Vallahi bunu denemeyi düşünüyorum. Büyük olasılıkla kafayla ilgili böyle motosiklet kaskı değil de başka bir daha estetik abi, duracak. Şimdi attın kendini oraya. Parçaladı bilmem ne. Kafandaki bir anda uçtu. O anda ne düşünürsün? Kafandaki uçtu ve bir sürüyle iç içesin. Yani 3-4 köpek oldukları için bilmiyorum. Herhalde sıçtık deriz yani. Yapacak bir şey yok. Kelime-i şehadet. Hemen. Ne yapacağım? Yardım, imdat. Ona bile lütfen nefes harcama. Çünkü ben çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ya evet, şu anda. Yapmasan mı acaba ya? Bence yapacağız. Animasyonunu yaptırayım bunun. Sana yollayayım. Vallahi hiç gerek yok abi. Ne işin var ya? Reyelini yapalım ya. Bunu vallahi deneyeceğim. Boyun kaç? 1.88. 1.90 adam. Aslında yapılı falan bilmiyorum ama. Ama onlar da çok güçlüler. Ben mesela Alman çoban köpeklerinin beni ısırdığı bir video var. Onu deneyimledim. O full bite kıyafette o şeyi hissediyorsunuz. Gücü hissediyorsunuz. Adamlar da bundan keyif alıyorlar eğitmenler. Diyor ki ben o gücü hissettiğim zaman hoşuma gidiyor. Kolum emboli oldu yani. Sürekli böyle dokuz edilenmesinden dolayı şişti falan. Korumaya rağmen. Evet. 350 kilo civarında bir basınç uyguluyorlar. Dünya üzerinde yanlış bilinen bir algı var. Mesela en güçlü çeneye pitbullların sahip olduğu düşünülüyor. Hayır. Çoban köpekleri bu ölçüldü de test edildi. Yaklaşık olarak santimetre kare 650-700 kilo civarında basınç uyguluyorlar. Yani aşağı yukarı bir Alman kurdunun iki katı. Ekstra bir güvenlik daha yapmam gerekecek mi bilmiyorum ama bu videoyu çekeceğim. Ben senin yanında olsam panzerle falan girerdim aralarına yani dedim en sağlamı o olur. Bakalım. Ama öyle bir şey yapmadan önce beni haberdar edersen. Tamam. Muhakkak bilgi vereceğim. Bir sürü kamera gidelim oraya. Oo! Abi gel gel. Bunu görmen lazım. Gel sizi tanıştırayım. Bak İlker ayrı. Merhaba. Yok yok gel abla gel abi öksürüyorsun sadece. Hoş geldiniz İlker Bey. Merhaba Birol. Hey o küçük bey. Bey mi hanım mı? Beyefendi. Bu bir beyefendi ve dededen ödüllü falan. Dedesi Türkiye'de yaşayan en büyük ve en kilolu çoban köpeği. 104 kilo dedesi. Babası 94 kilo. Bu yani bir ay sonra falan böyle olacak gibi bir şey. Burada randıman kilo mu ya? Açıkçası çoban köpeklerin içindeki işte o kategorileri de konuşmuştuk. İş köpekleri ve boyut anlamında, irilik anlamında selekte edilen köpekler birbirinden farklılar. Aslında köpeğin anatomisi doğruysa, iskelet yapısı doğruysa hepsi sürüye gidebiliyor. Tamamen sadece çalıştığı alanın yapısıyla alakalı. Mesela Sivas bölgesi çok dağlık, engebelik ya da işte arazi şartları daha zor. Ama Aksaray, Uzgölü, Koçhisar, Niğde, Nevşehir bu kısımda çalışan köpekler daha büyükler. Çünkü zemin çalışabilmelerine müsait. Köpek tamamen çalıştığı alana göre evriliyor. Öyle diyeyim yani. Tamamen o ortama uyum sağlayabiliyor. Fatih'den zaten anlaşılıyor bunun bir ay sonra ne olacağı. Bir adı var mı? Buna da Ponçik, Kukur, Kir, Çıçır gibi bir isim koyulmaz. Yok lan Kukur çok iyiyim. Kukur evet iyiymiş aslında. Kukur merhaba diye. Bir kere %100 yerli milli köpek. İkincisi bir ay sonra sen buna mesela papi falan diyemezsin. Böyle olacağını düşün. Bakacağız. Bulacağız isim. Çomar. Aga mı koysak? Aga. Vallahi uydu. Aga. Aga. Ama bizimkileri düşünemiyorum çiftlikte. Babam mesela benim kompleks yapar biliyor musun? Ben buna aga demem. O bana desin. Aga olsun aga. Tuğrul nerede? İçeride. Aga'yı senden duydum biraz önce. Sen aga gibi yürüyor dedin. Aa, evet. Bizde de böyle birinden duyduğumuzu satıyoruz hep kamera önünde. Aga iyiymiş. Bir daha girsene kaydı dur. Aga olsun dedik. Taklidin taklidi ya. Tuğrul aga. Kim koydu? Aga. Aga nasıl? Aslında çok iyi. Üç harf iki eceli. Algılar diyorsun. Tabii tabii. Bizimki sushi mesela. Şşş diyorsun. Bakıyor. Öyle uyarıcı şeyler. Cookie diyorsun ve köpeğe bakıyor. Aga. O zaman bir pinch klasiğinden burada alkışı giriyor muyuz? Aga'ya karar verdik. Aga da iyidir aga. Aga!
Peki ismini üfleyecek misin? Bir ısırıyor muyduk? Tabii ısırman gerekiyor. Onu Tuğrul yapsın. Tuğrul daha has sahibi olacak galiba. Aga, bu kadar tatlı mı söyleyeyim yoksa? Aga, aga gel amcan ha. Sen bakım şartlarından bahsettin. Süper bir bakım imkanı var. Alan olarak da, beslenme olarak da biz de o anlamda bilgi desteğini vereceğiz. Bir de Ritadeli var Riva'da. Oradaki çiftlik de acayip. Yani İlker abilere de gidip orada da koşturabiliriz. Evet, evet. Zengin çiftliği orası. Evet, evet. Bizim çiftlikte hakikaten öyle çiftlik mi olur? Golf sahası gibi zemin. Çimler falan çok güzel gerçekten. Ve İlker abinin suratına top fırlattınız. Onu da biliyorum, onu anlatırız. Şu anda aramızda yok ya. Ama eminim bizi bir yerlerden seyrediyordu. Kurban oldum. İlker Bey bu konuda biraz daha detaycı. Dersine çalışıp önce ne alıyorum, neyle karşılaşacağım. Bir tane köpeğimiz var, bir tane de evde var, iki tane de eşeğimiz var işte, arkadaşlar biliyor. Her hayvanın hem cinsi var hem de karakteri var. Aslında iki tane çarpanı var. Bazı cinslerin bir takım karakterleri var ama o cinsin köpeğinin de bazı huyları var. Dolayısıyla aslında iyi anlamaya çalışıyorum, iyi bakabilmek için. Bakamayacaksam hiç... Lan şu anda çok tatlı. Şu anda al böyle her tarafına sokasın geliyor ama bundan 3 ay sonra hakikaten ismi gibi aga be, hani buralarda racon kesecek. Aslında her canlı dediğiniz gibi çok ciddi bir sorumluluk. Neredeyse yani bir çocukla eşdeğer sorumluluğa sahipler, evet. Bakım olarak. Bu anlamda karne hediyesi olarak alınan, işte çocuğumu sevindireyim mantığından alınan ve barınaklarda kaderine terk edilmiş çok fazla köpek var. Biz bu konularda da bazı çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız bazı sosyal projeler var. Barınakların iyileştirilmesi, yasaklı ırklar kavramı da var mesela. Ben bunu da çok kısaca işleyip şimdi şey var. Yasaklı ırklarla ilgili mevcut olan kanunda çok ciddi bir yasal boşluk var. Pitbull, Tosaino işte ya da Dogo Argentino gibi ırklara sorgusuz sualsiz devlet el koyabiliyor. Ve bu konuyu suistimal eden hayvansever kimliğini üzerine geçirip aslında gerçek hayvansever olmayan ve tamamen köpek bakanları mağdur eden bir kitle var. Ve bu köpekler barınaklarda kaderine terk ediliyorlar. Peki o kitle örgütlenmiş bir kitle mi? Evet, örgütlenmiş bir kitle. Aslında biz ilk gördüğümüz kısmından herhangi birileridir diye düşündük ama arkada çok derin olaylar dönüyor. Türkiye'de birçok konuda bu böyledir. Yani otopark mafyacılığı neyse ya da bazı konulardaki örgütlenmeler nasıl örgütleniyorsa, ne için örgütleniyorsa, evet. Hayvanseverlik başlığı altında da bu şekilde örgütlenebilirler. Evet. Çocuk sevelim, çocukları eğitelim, okutalım diye de örgütlenebilirler ki biliyorsun yani Afrika'nın Katolik ülkesine bu ülkede yıllarca bağış yapıldı. İleride kurban kes sinler diye. Evet. Müslüman olarak tanıtılıp Afrikalılara buradan yardım falan ettirdiler. Kimlerin o saf insani duygularını ne şekillerde kullanıyorlar onları biliyoruz zaten ama sen bu konuyla ilgili kendi programlarını anlatacak mısın? Detayını evet girecek. Anlatacağım, gireceğim ama bugün yüzeysel geçeceğim. Gerçek hayvanseverlere buradan selam olsun, onları bundan ayırıyorum. Ama o kimliği üzerine kullanarak köpekler üzerinden başka oyunların kuramlarında oyunlarını bozacağız. Devlet yetkililerimize de bundan ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Komisyon raporları hazırladık. Hem bakanlığa hem milletvekillerimize hem de mecliste kurulmuş olan araştırma komisyonuna bu raporları ilettik. Tam da zamanda iletmişiz. Çünkü o bahsetmiş olduğumuz grup 5 seneden beri onlara ciddi bir çığırtkanlık ve mobbingle istedikleri gibi bir yasa çıkartacaklardı. Onun önüne geçtik. Bunu başardık. Yakında da bu yasa çıkıyor. 2021'in ilk çeyreğinde çıkacak. İnşallah ülkemizde evet, bir hayvan hakları yasasının abi bir an önce çıkması gerekiyor ama inşallah istediğimiz, daha doğrusu doğru şekliyle çıkacak. Suistimal edilmeyecek şekilde evet, diyorsun. Yani bu iş dünyanın her yerinde çok doğru uygulanılıyor. Örnek veriyorum. Barınağa gidiyorsunuz. Barınakların kalitesi neredeyse köpek otelleri kalitesinde ve birisi köpek satın almak istediğinde ilk önce barınaktan alma sorumluluğu var. Eğer onu almazsa aldığı köpeğin cinsine göre bir yıllık vergi ödemek zorunda. Bu verginin bütçesi de direkt barınağa aktarılıyor. Mükemmel işleyen bir sistem var. Tehlikeli bir ırk alıyorsa onun için ruhsat alması gerekiyor. Ona bakabileceği donanım var mı diye. Sistem mükemmel işliyorsa muhakkak Türkiye'de de uygulanır. Bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Sizin de bir programı ATV'ye geçti. Yaparsın inşallah aşkım. Senin kanal ne zaman açılır? Kanal 4 ay oldu açılalı da biz tabii bu dünyaya biraz daha yabancıyız. Ne olur mu canım, milletvekillerine önerge gönderiyorsun. Ne yapıyorsun? Yok şaka yapıyorum. Ya bence çok faydalı bir şey yapıyorsun. İnşallah. Sonuç olarak dedim ya, hepimiz her konuyla ilgiliyiz. Hepimiz her konuyu bildiğimizi düşünüyoruz ama çok başlıklardan gidiyoruz. Bizim genel kültürümüz de ülkede ne yazık ki bazen başlıklardan oluşuyor. Şu başlığı biliyorum diyorsun, altına bakmadan devam ediyorsun ama biz çok araştıran eden adamlarız. Biz bile kuyruğu kıvrık olan köpeğe diyoruz ki kangal. Sonra döndük kameraya dedik ki bize bir kangal. Ama öyle değilmiş konu. Her ırkın farklı özellikleri olduğu gibi bir de bizim değerlerimizi, böyle milli değerlerimiz dediklerimizden bir tanesi de bu cinsler. Biz de onlarla tanışmış olduk, öğrenmiş olduk. Daha da yolun çok başındayız. Daha birinci ders
besteyiz. Yani duanın besmelesindeyiz. Devamını da inşallah senin kanalından izleyerek ulaşacağız. Aynen öyle. Bugün çok güzel bir şeye katkı sağladın. Postunda, story'inde paylaşmış olduğun gönderi bile seni takip edenlerde yerli ırklarla ilgili bir algıya sebebiyet verdi. Bize yıllarca örnek veriyorum. Beethoven'lar izletildi, 101 Dalmatyalılar izletildi, Husky'ler izletildi. Benim kafamda bir proje var. Bu konuda da senden destek isteyeceğim. Şu anda Anadolu'da, Sivas'ta yaşayan 13 yaşında bir kız çocuğu var. Bu bahsettiğim gerçek bir hayat hikayesi. Bu kız çocuğu çok başarılı bir öğrenci. Aynı zamanda sürü gidiyor ve Kangal çoban köpekleri var. Muazzam Kangalları var. Kız sabah 2,5 kilometre okula yürüyor. Geliyor. Döndükten sonra ödevlerini alıp dağda koyun güderken ödev yapıyor ve geçen sürüsüne kurtlar saldırdı. Erkek köpeği kurtların saldırısı sonucunda maalesef ki öldü ve dişinin doğumu var şimdi. Yeni bir erkek yavru yetiştiriyor. Bunu böyle bir YouTube dizisi gibi yapmayı düşünüyorum. Anadolu'daki hem zorlu hayat, hem köpeklerin karakteri, hem de bir kız çocuğunun başarı öyküsünü anlatmaya çalışıyorum. Sadece çobanlık yapması, hava şartları, bölgenin uzaklığı, medeniyete uzaklık falan değil bu arada kızların okumaktaki zorluğu. Evet. Çevre baskısı. Hayat hikayeleri aslında ortamın, coğrafyanın şartlarından değil de orada yaşayanların baskılarından oluyor. Buna da değinirseniz müthiş olur. Projeye de sonuna kadar tabii ki destek verirsen. İnşallah. Bizdeki algı da çoban köpekleri ve milli değerler anlamında bu. Karınca ve yangın hikayesi gibi. Taşıdığımız suyun önemi yok. Safımız belli olsun. Aynen. Biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben çok keyif aldım. Gerçekten bize bu imkanı sağladığın için çok teşekkürler. İlker Bey, sizle tanışımız için çok mutlu oldum. Bey mi? Oğlum YouTube'da Bey demeyin lan. Tamam abi. Kanalı büyütme stratejilerini de o zaman verin. Nasıl olsa bir dostluk gelişti. Ne yapıyoruz? Ne diyorduk? Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kankacığım, hiç öyle şeyler kanal büyütmüyor. Sen dediğim gibi bir büyük çoban köpeği sürüsünün arasına özel kıyafetlerle dal. Ertesi gün zaten kanalın büyük olacak. Ama sen göremeyeceksin. İşin kötüsü. Nasip. Teşekkür ediyorum. Ben bizim stüdyomuzda